Kobe. Hi guyslar. Hi guyslar. Hi guyslar. Kahvemi getirebilir misin? Sağ ol canım. Sağ ol. Guyslar, bugün gelen bana yoğun sorular üzerine 8 aşamada İngilizceyi geliştirmenin ya da öğrenmenin yolları konusunda size ipuçları vereceğiz. Ve 8 aşamayı belki geçer ama biz genel olarak 8 aşamada şey yaptık kendimizi, özetledik. Sen de bana katkıda bulunacaksın değil mi Hana? Evet. Çünkü sen de zaten bir yabancı dili öğreniyorsun. Evet, o da Türkçe. Evet, Türkçe. En zor dillerden birisi ama çok güzel. Okey, şimdi birinci, bir numara. Bir. Bir numara. Her şeyden önce guyslar, amacınız çok önemli. Yani neden İngilizce öğreniyorsunuz? Neden öğreniyorsunuz? Bilmiyorum. Hani parazit yapma yavrum. Ciddi bir konu konuşuyorum. Guyslara İngilizce öğrenmenin yollarını öğretiyorum. Pardon. Guyslar, niye öğreniyorsunuz? Şimdi akademik bir sebepten mi öğreniyorsunuz? Belli bir sınava mı hazırlanıyorsunuz? Mesela bazen, çünkü yurt dışında eğitim görecek öğrenciler var. Mesela IELTS gibi bir sınava hazırlanıyorsanız mesela belli bir amacınız vardır. Ya da tatile gideceksinizdir. Ya da zevk için öğreniyorsundur. Ya da ne bileyim, kız arkadaşınız olabilir, erkek arkadaşınız olabilir. Onunla böyle hani böyle günlük konuşma anlamında falan, böyle güzel şarkı sözleri, aşk meşk falan, böyle şeyler olabilir yani, her şey olabilir. O yüzden neden öğreniyorsunuz? Yani neden öğrendiğinizi belirledikten sonra derin bir nefes alıyorsunuz. Böyle miydi? Öyle. Yoksa şöyle miydi? Nasıldı ya? Nasıl guru olunuyordu? Spiritüel guru nasıl olunuyor? Bilmiyorum. Ben böyle yapıyorsun. Sorry, that's so annoying. İkincisi, numara iki. İki. En önemli şeylerden birisi, evde işlerinizi yaparken, seyahat ederken, ne bileyim, toplu taşımda olabilir, arabada olabilir, herhangi bir şeyde sürekli arka planda İngilizce bir şey dinleyin. Şarkı evet. Değil ama bahsettiğim şey bu. Justin Bieber dinleme. Onu zaten dinlemesinler canım. Justin Bieber falan zaten hiç dinlemeyin. Justin Bieber dinleyin daha iyi. Ha. kelimeleri... Hana, kafamı karıştırıyorsun. Allah Allah. Guyslar, arka planda, evde olur, yolda olur, hiç fark etmez. İngilizce bir fon olsun. O fondan sürekli düzgün İngilizce konuşan birisini, eskiden şeyler vardı onun gibi yani, hikaye CD'leri falan olabilir ya da belli programlar var, internetten dindirebilirsiniz, ben evet. Bilmiyorum ama kitapları... Podcastları da dinleyebilirsiniz. Hı-hı. Ya da ne bileyim, ilgi duyduğunuz mesela... Audiobooks. Evet. Audiobooks da. Sesli kitap mı oluyor audiobook, öyle evet. Bir şey. Dediğim gibi yani, eğer ki belli bir şeye hazırlanıyorsanız kendi alanınızla ilgili o tip konferanslar oluyor, konuşmalar oluyor, onları dinleyebilirsiniz. Ya da hiçbir şey gelmiyorsa aklınıza, hikayeler dinleyin, işte BBC kanallarını falan dinleyin mesela. Sürekli arka planda çalsın, kendinizi şey yapmayın, onu anlamaya zorlamayın. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi kulak aşinalığı. Maalesef okullarda gramer öğreniyoruz. Ama hiçbir zaman oturup o aşinalık olmadığı için elimize bir takım belgeleri şöyle gözümüzle vermedikleri zaman konuşma dilinde çok zorlandığını insanların biliyorum. Hepimiz öyle. Öğrenmede öyle oluyor maalesef. Ondan sonra o yüzden yani kulak aşinalığınızı geliştirmek için mutlaka kelimelere takılmadan arka planda bir fon mutlaka İngilizce olarak konuşsun. Konuşmadan bahsediyorum. Genel konuyu bilin yeter. Üçüncüsü. Öyle. Sen söylemiştin bir kere Hana, küçük çocuk kitapları, hikaye kitapları. Evet. Küçük, yani bebek kitap da iyi gelebilir. Bebek değil de çocuk kitapları. Abi, pardon, çocuk, çünkü bebekler okumuyor zaten. Çocuk kitaplar da iyi gelebilir böyle. Çünkü Türkçe anlatamıyorum ama the kids books are quite simplified anyway. So it's like red, and then it just, the color red, and it just has red, or it's like blue, and it has the color blue,
they're quite easy to learn from. Ya bizim basics. İlkokul çağındaki çocukların öğrendiği kitapların İngilizcelerini düşünelim. Onun gibi şeyler, resimli kitaplar. Hiç evet. Eğer ki İngilizceniz gerçekten hani ilk başlangıç seviyesindeyse böyle resimli kitaplara başvurabilirsiniz. Kelimelere tek tek takılmayın. Kelimelere tek tek takılırsanız insanda şey oluşuyor. Anlamadığınızı düşünüyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz. Olayı konu olarak kafanızda bir konseptini çıkartmaya çalışın. Yani ne konu hakkında konuşuluyor onu şey yapın, öncelikle belirleyin. Evet. Anlamaya çalışın, pardon. Dördüncü. Number four. Bunlara yardım edecek başka bir şey de televizyonda herkesin artık sanırım DVD seyrediyorsunuzdur. Bir sürü kanallarınız var. Altyazı. Altyazılı mutlaka seyredin filmleri. Mutlaka evet. Mutlaka altyazılı seyredin. Aynı anda dinlerken. Evet. Çünkü bazı insanların görselliği çok daha ön planda öğrenirken, benim öyle mesela, ben yazılışını bildiğim şeyleri çok daha kolay öğreniyorum. Mesela o yüzden her gün 5 kelime hala yazarım, yazarak öğrenirim. Senin en favori film nedir? Benim en favori filmim. Eski bir film benim. 1969 yapımı sanırım o Planet of the Apes var. Maymunlar Cehennemi'nin ilk filmi. Charlton Heston'ın, hatta Özgürlük Anıtı'nın... değilim çocuklar. Hollywood filmlerini sevmiyorum. Ben bağımsız evet. Sinema seviyorum. Dünya sinemalarını seviyorum. İran filmlerini falan çok beğeniyorum. Evet, Persepolis hiç duydun mu? Dördüncü filmlerden konuştuk. Altyazı. Şarkı sözleri mesela, eğer genel İngilizce öğreniyorsanız, bana en çok yardımcı olan şey bu oldu. Ben kendi şeyimi... 50 Cent. Welcome to the Candy Show. Devamı yok. Sansür. Ama olsun, ne olursa olsun, ben bir de şunu zaten savunuyorum. İnsanlar ne dinlediklerini bilsinler Hana. Evet. Fark etmez. Lollipop'u da dinlesinler. Ne dinliyorsa bilsinler Lollipop'u. Çok anlamsız. Sadece şey dinlemesin. Future. Future'dan nefret ediyorum. Nefret ediyorum değil mi? Çok strong oldu. Hayır, dinlersen böyle salak bir böyle... Neyse, o konuyu geçelim. Yani şunu diyeceğim. Çok güzel belgeseller var. Ne bileyim, medikal bir belgesel izleyip altyazısıyla bakabilirsiniz. Medikal terminoloji geliştirebilirsiniz. Ne bileyim, mühendislikle ilgili bir şey olur. Engineering şey yapabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz altyazıları. Ben bu tip şeyleri çok faydalı buluyorum. Çünkü ben mesela sanatla çok ilgileniyorum. Ya da ne bileyim, psikoloji, felsefe. Benim bu tip bir kelime hazinem çok geniş mesela, terminolojim. Çünkü bu tip şeylere meyilli olduğum için. Siz de böyle şeylere şarkı sözlerinde çok genel, eğer ki belli bir sebepten öğrenmiyorsanız, onları da öğrenebilirsiniz. Beşinci. Beş numaraya geldik. Beş numara çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok. Ya Hana, öncelikle etrafınızdaki parazitlerden kurtulun. Ben bir parazit değilim. Ben bir Pokemon'um. Guys'lar, en önemlisi şunu söylüyorum. Sakın Türkçe sözlük kullanmayın. Yani İngilizceden Türkçe'ye kelime kelime anlamını çıkartmaya çalışmayın. En büyük hatayı burada yaparsınız. Eğer gerçekten İngilizce konuşabilmek istiyorsanız ve bir yabancıyla oturup kendinizi tam olarak ifade etmek istiyorsanız, kelimeleri İngilizceden İngilizce öğrenin. Pek çok kelimenin karşılığı yoktur. Özellikle soyut kavramlardan bahsediyorsanız, mesela masa değil bahsettiğim şey, ama bir davranış tarzı olabilir. Nesne olmayan şeyleri, görselliği olmayan şeyleri, özellikle soyut kavramlı şeyleri öğrenmekte yanlış yaparsınız. O yüzden İngilizce sözlük, İngilizceden İngilizceye sözlük kullanın. Çok kompleks bir sözlük kullanmanıza gerek yok. Basit, küçük, başlangıç sözlükleri kullanabilirsiniz bunun için. Anlamam diye zorlanmayın. Bir kalemi bile o sözlüğün anlatma tarzından kalemi anlattığını bileceksiniz zaten. Ancak böyle dile hakim olabilirsiniz. Bunu %100 altını çizerek söylüyorum. Sakın Türkçeleştirmeyin. Konsept olarak anlayın. Neyse ifade edilen şey. Unuttum ama ne ekleyecektim. Bir dakika. 5 numaraya ekliyorum. Tamam, 5'e. Bir de sözlükten bakarken, İngilizce'den İngilizce'ye bakıyorsunuz ya, anlam olarak değil, cümle içerisinde o kelimenin kullanılışını,
en az 2 ya da 3 kelimeden bakın bulun. Bir duygu mesela ya da bir soyut kavram nasıl kullanılmış? Hangi konsepte, hangi durumlarda kullanılıyor? Bunu ancak bu şekilde öğrenebilirsiniz. Çünkü Türkçe gibi düşündüğünüz zaman emin olun onu yanlış bir yerde, yanlış cümlede anlamını ifade etmeyecek ya da bozacak şekilde kullanacaksınızdır. O yüzden mutlaka kelimelerin cümle içerisinde kullanılışlarına göre kelimeleri öğrenin. Bu çok önemli bir şey sözlük kullanırken. Yani kelimenin karşılığı değil, işte kalem eşittir bu değil de kalem nerelerde nasıl kullanılıyor, ne bileyim yazarken şu 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 şekilde kullanıyor gibi anladığınız zaman kafanızda o imaj daha sizin yer edecektir. Onu söylemeye çalışıyorum. Ezberden daha çok anlamaya yönelik söylediğim şey. 6 numaraya geçiyorum. 6 numara guys'lar. 6. Mesela cep telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı, her türlü teknik elektronik aletlerinizi İngilizce kullanın. Aa, çok iyi bir fikir. Çok iyi bir yöntem. Aa, ben de aynısını yapayım Türkçe. Türkçe yap. Evet. Ondan sonra televizyonunuz olur, ne bileyim bir takım öğrenme şeyleriniz olabilir. Alet edevatlarınız neyse işte. Yani her türlü teknik şeylerinizi İngilizceye ayarlayın. İngilizce programı olan her şeyi İngilizceye ayarlayın. Evet. O anlamda sürekli aşan, yani amaç burada çok fazla beyni İngilizce düşünmeye yönlendirmek. Kelimenin anlamını bilmeniz sizin o dili hakim olmanızı otomatik olarak sağlamıyor maalesef. O yüzden aşina olmak, ne kadar çok tekrarlarsanız o şeyi o kadar güçlendiriyorsunuz hatırlamayı. Ve size daha otomatikleşiyor. Otomatikleşmesi için söylüyorum bunu. Yedinci. 97, beni takip et. 7. Asla utanmayın. Asla. Ve şunu düşünün her zaman. Bir çocuk, bana bunu bir ilk geldiğim zamanlarda bir İngilizce öğretmenim vardı. Çok çok iyi bir adamdı. Ama sadece yabancı insanlara İngilizce öğreten bir dil uzmanı bir insandı. Hep şey söylerdi. Aksan falan önemli değil derdi. Ve şunu düşünün. Bir çocuk nasıl ilk kendi dilinde bile annesinden babasından talimatlar alır. Hayır dersiniz, evet dersiniz, gözünüze bakar. Konuşamaz ama dediğinizi anlar. Siz de öyle olacaksınız. Yani konuşamayıp anlamanız... Yani karşınızdakini anlayabilirsiniz fakat konuşamayabilirsiniz. Hı hı. Bu sakın sizde negatif bir duygu yaratmasın. Çünkü her zaman anlama konuşmadan daha ileride gider. Ben şu anda bile %100, %90 diyelim anlıyorsam anladığım şeyin %70'ini kullanabiliyorum. Çoğu zaman bildiğim kelimeleri kendim cümle içerisinde kullanırken de zorlanıyorum. O yüzden söyledim. Yani mükemmel olma seviyenizi beklemeyin. Sürekli kendinizi biraz öyle ortaya atın ve ifade edin. Hiç de çekinmeyin. Pratik yaptıkça gelişeceksiniz. 8 numaraya geldik ana. 8, 8, number 8, number 8, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani ben bu web sitesini kendim kullanıyorum zaten Almanca öğrenmek için ve Türkçemi geliştirmek için. Bu web sitesi adı Duolingo. Çok güzel bir web sitesi. Çok bedava. Evet ve web sitesi öyle görünüyor. Çok basit, hiç de kompleks değil. Siz de İngilizce öğrenebilirsiniz. Arkadaşa selam gönderme gerekiyor. Ömer Şentürk. Evet. Aa. Evet. Ömer Şentürk. Nasılsın? Nasılsın? Ben de Nil Serena Şahin. Öpüyorum seni. Fatihciğim, Fatih S. Seni de öpüyorum. Bir de Fulya Hong. Fulya Hong. Güzel oğluşunu da öpüyoruz. Eşine çok selamlar. Evet, biz seni çok seviyoruz Fulya. Mesajların için çok teşekkür ederiz. Çok şekersiniz ailecek. Biz de sizi takip ediyoruz Facebook'tan. Çok çok teşekkür ederim Fulya'cığım. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Sevgi Guido bir de. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Galiba bir şey söyleyeceğim. Biz FaceTime'da, Facebook'ta... FaceTime. FaceTime'da, Facebook mu? O neyse işte bir şey. Neyse bir şey ya. Bir şey de bir şey. Çocuklar, guys'lar... Aman kafam karıştı. Guys'lar şey yapacağız. Canlı soru yayın yapacağız. Çünkü çok fazla soru geldi. Soruları yetiştiremedik. Evet. Oturduk. Belki ölçüp 5 tane falan biz video yaptık. Biz çok böyle... hızlı konuşuyoruz çünkü bir şey... Videomuz bitecek. Bitmek üzere. Evet. Hızlı hızlı konuşuyoruz. Evet, bu videoyu paylaşmayı unutma, beğenmeyi unutma. Canlı yayında soru... Cevap yazacağız, tamam mı guys'lar? Sorularınızı unutmadık yani. Bye guys'lar, bye guys'lar, bye bye. Ve abone olmayı unutma lütfen.
Ev işleri. Evet. Bye now. Bye guys. Bye. Soruları cevapları unutmadık yani, haberiniz olsun. Evet. Telefon da duruyor. Tamam. Canlı yayında yapacağız onu. Tamam. Tamam. Bye guys. Bye. Bye guys. Bye. 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 Bitti.